gerçekten öncelikle veteriner hekimler odamıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'ye örnek bir çalışmayı onlarla beraber başlattık geçen yıllarda. Veteriner hekimlerin, yanlış hatırlamıyorsam 400 civarında veteriner hekimle işbirliği yaparak kamunun veteriner hekim kapasitesini olağanüstü artırmış olduk ve birlikte çok kıymetli işler yaptık. Önümüzdeki süreçte bunları mutlaka daha da arttıracağız. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin en kapsamlı, en donanımlı, en modern sokak hayvanları hastanesinin açılışında bu soğuk günde beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir insan, bir hayvansever olarak da sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir kamuoyunda sokak hayvanlarının bertaraf edilmesiyle ilgili yürütülen algı operasyonunu büyük bir üzüntüyle izliyorum. Bugün tam da bu tartışmalar devam ederken can dostlarımıza sahip çıktığımızı gösteren bir adalet hareketini başlatıyoruz. Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi bu hareketin bir mihenk taşı olacak. Hastanemiz Türkiye'de bir belediye tarafından hizmete alınan ve tamamı kamu kaynaklarıyla hizmet veren en donanımlı ve kapsamlı hayvan hastanesidir. Bu alanda ülkemize öncülük ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada olarak bu mutluluğu çoğalttınız ve bizlere güç verdiniz. Değerli dostlar, bizler bu ülkenin insanları hayvan hakları konusunda asırlardır batıdan birkaç gömlek ilerideyiz. Kısacası daha uygarız. Biz yaşam alanlarımızda can dostlarımızla birlikte yaşarız. Ekmeğimizi onlarla paylaşırız. Bu bir tesadüf değil. Anadolu insanının asırlardır süren tercihidir bu. Çok açık söyleyeyim. Sokak hayvanlarını itlaf etmek bizim medeniyetimizde yoktur. Bu Batı medeniyetinin bir tercihidir. Teknolojide, sporda, ekonomide, ticarette Batı normlarından elbette ilham almalıyız. Alırız da. Ama hayvanlara karşı adalet konusunda onların bizim uygarlığımızdan ilham almasını bekliyoruz. O yüzden kimse bize medeni ülkeler bu işi çoktan bitirdi, biz de uyutalım geçelim demesin. O medeni ülkelerin gelecek kuşakları bugün bizim kölelik yaşayan atalarımızı sorguladığımız gibi sadece sokak hayvanlarına değil tüm canlılara gösterdikleri duyarsızlık nedeniyle şimdiki kuşakları sorgulayacaktır, hiç kuşkunuz olmasın. Biz bu bilinçle ne uyuturuz ne uyuruz. Can dostlarımızın itlaf edilmesine de asla müsaade etmeyiz. Değerli dostlar, biz doğaya kuru bir merhamet değil, bir adalet borçluyuz. Bugün yaşanan ve maalesef vatandaşlarımızın sokak hayvanları tarafından zarar görmesine neden olan müessef olayların sorumlusu sokak hayvanları değil, bu ülkeyi yönetenlerdir. Değerli kardeşlerim, sorunun halının altına süpüren hükümet ve bazı yerel yönetimlerin içinden çıkılmaz hale getirmesine yine izin vermeyeceğiz. Biz İzmir'de böyle yapmıyoruz. Her bir İzmirlinin can güvenliğini korumak ve bu sorunun kökünü kazımak için 5 yıldır canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2022 Nisan ayında 38 milyon liralık bir yatırımla PAKO Sosyal Hayvanlar Sosyal Yaşam Kampüsü'nü açmıştık. Can dostlarımız için barınak ve bakım evi yaklaşımından tamamen farklı bir yaşam alanı kurmuştuk. 1500 hayvan konaklama kapasiteli tesisimizde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz. Burada can dostlarımızın yediği mamaları temin etmek için mama üretmeye başladık. Ve kısa bir süre önce açtığımız mama üretim tesisinde
ayda 18 bin kilo köpek maması üretiyoruz. Üstelik katkısız, lezzetli, tamamen biyolojik ve sıfır maliyetli. İzmir'in kalbinde Kültür Park'ta sokak hayvanlarının acil müdahaleye ihtiyaçlarına cevap veren Kültür Park Küçük Hayvan Kliniğimizi son teknolojiyle donattık. 7/24 hizmet veriyoruz. Işıkkent Geçici Köpek Bakım Evimizde misafir ettiğimiz binlerce köpeği satın alma, sahiplen diyerek kalıcı yuvalarına kavuşturduk. Muhtarlarımızla her daim temastayız. Agresif özellik gösteren bir sokak hayvanı olduğuna dair en ufak bir bilgi aldığımızda uzman ekiplerimiz teyakkuza geçiyor. Bu sokak hayvanını uygun tesislerimizden birinde çağdaş koşullarda derhal rehabilite ediyoruz. Dahası bu ihbarları beklemeden İzmir'in 30 ilçesine ulaşmak için iki mobil kliniğimizle yollara düştük. Yollarda buluruz sizi sloganıyla hizmet veren bu yapı şehrimizin her yerinde can dostlarımıza ulaşıyor, bakım ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte bugün can dostlarımız için tarihi bir adım daha atıyoruz ve onların sağlık ihtiyaçlarına cevap veren Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'ni İzmir'e kazandırıyoruz. Hayvan hastanemizde laboratuvarımız, yoğun bakım birimimiz, cerrahi ve müdahale ünitelerimiz, diş tedavisi ünitemiz ve tabii ki uzman personelimizle 7/24 çalışıyor olacağız. Değerli konuklar, hayvan hakları konusunda ülkemize çağ atlatan bu örnek hizmetimiz emin olun İzmir'e çok yakıştı. Derler ki hayvan seven insanları da sever. Ben de diyorum ki insanı seven can dostlarımızı da sever. Sevmek zorundadır. Yoksa bu can yarım kalır. Hastanemizin sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben İzmir'le gurur duyuyorum. Eksik olmayın. Değerli konuklar, hastanemizin açılışında ilk günden beri büyük bir şevkle çalışan başta genel sekreterimiz olmak üzere genel sekreter yardımcımız Şükran Hanım'a, tabii ki işbirliği yaptığımız Seayder'in çok kıymetli yöneticilerine, gönüllülerine, veteriner hekimler odamıza, çok kıymetli veteriner hekim arkadaşlarıma, burada göreve başlayan değerli çalışanlarımıza ve tabii ki bütün kalbimle hayvansever dostlara çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar toplumumuzdaki vicdan tohumlarını yeniden yeşertecektir. Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi can dostlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza